Burcu seni gayet iyi tanıyorum ee, sevgili editörüm de çok güzel tabi bilmediğim bilgilerle de beni donanımlandırdı program öncesi ama e, bir şeye takıldım şöyle bir konuşman var doğru mu değil mi onu da teyit etmek için söyleyeceğim. Şimdi resimde çok huzurlu Hı -hı. gerçekten sana seçtiğimiz sözdeki gibi sade Hı -hı. olduğun gibi çok Hı -hı. doğal Hı -hı. ve bunu da böyle gelişine benim gibi paylaşan bir kadınsın Hı -hı. bir farkımız var. Hı -hı. Yaramı, isyanımı, kavgamı da sosyal medyada Hı -hı. yapıyorum. Hı -hı. Yani sen de hiç üzüntü yok, kalp kırıklığı yok ve sonra bir röportajında da zaten bunu böyle kafamda bugün düşünüyordum geleceğe duyduğumda ama hani e, aslında bana sorsalar ne çok yara aldım, ne çok üzüldüm ama hep bunları tuttum. Hani kol kırılır, yen içinde kalır. Hı -hı. Hı -hı. Tavrım var benim hayata gibi Hı -hı. bir lafın var Hı -hı. doğru olduğunu düşünüyorum Hı -hı. çünkü olsun gerçekten. Hı -hı. Neyi söylerdin mesela Burcu'ya söyle anasını satayım dök desem. Hı -hı. Nereden başlamak isterdin söylemeyip de şu anda böyle burun 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 olmuş o düğümlerini? <laughs> Ceyda benim annem babam öğretmen. Tamam. Ve beni babam aynı zamanda okuttu aynı zamanda ilkokul öğretmeniydi ve ben çok büyük bir disiplinle büyüdüm. Evet. Yani benim şımarma tamam, lüksüm o var. hiç olmadı evet benim şımarma lüksüm hiç olmadı ve Hı. bence bir çocuk şımarabilmeli evet. özellikle bir kız çocuğu babalarına şımarabilmeli yani e, şöyle bir alan olabilmeli yani haddimi aşmak istemiyorum hani kaç yıllık anneyim kaç yıllık ebeveyn iyi aslan, iyi olmaya aslan çalışıyorum. Artı olur zaten. Yani da oradayım aslında. Evet yani e, evlatlar anne babalarına şımarabilmeliler Bir şey yapacaksa bizim yanımızda yapsın. Bir hata yapacaksa bizim yanımızda yapsın. Ne yaparsa yapsın. Biz ona en azından e, bir cevap verebilmeliyiz. Ya da işte böyle bir şey olursa şöyle bir şey yapabilirsin. Hata yapabilirsin. Sen kusursuz değilsin. Hiçbirimiz kusursuz değiliz hepimizin kusurları var, eksikleri var, yanlışları var. Hiçbirimiz fakat, evet, fakat benim işte öğretmen çocuğu olmamdan mütevellit hep örnek olmak, evet, zorundalık sanki işte ne bileyim eteğinin kısalığından ders notunun işte ben dokuz aldığımda da azar işiten bir çocuktum yani. Hı. Ve e, tabii ki anne baba kaygıları hiç onları yargılamıyorum artık çok üstüne çıktım bunların. Ee, bu geçen yıllarla birlikte insanlarda çok şey var. Biz artık hani sen de ben de bunu bir tık açtık yani. Biraz daha rahatım o yüzden. Toplum ne der? İnsanlar ne der? Tabii. Eş dost ne der? Küçük bir yerde büyümek. İkimiz de Bursalıyız biliyorsunuz. Çok geleneksel bir yer. Aynen. Ee, benim annem babam oranın o Köylü öğretmenleri yani Tabii. en tanınan insanları e ben hata de, yaparsam. Annem Mustafa Kemal Paşa da öğretmen evet. lise evet. öğretmeni. Aynı aslında seninle çok paraleliz ama ben bir yırtıldım. Evet bir kırmışsın yani, sen. Evet ben kafayı kırdım aslında eh dedim yani o da galiba Hı -hı. Melisa ile oldu. Yani evet. Melisa'nın beyin kanaması başıma gelenler orada yalnızlık evet. halim evet. ve hiç ummadığım insanlardan ummadığım tepkiler aldıktan sonra ben böyle oldum. Bana ne ya sizin fikrinizden? Hayat benim hayatım ne geliyorsa Kesinlikle benim başıma öyle. geliyor. Her şeyi ben kendim hallediyorum. Yardım istemeyi öğrendim süreçte ama ben orada kırdım. Çok Senin iyi. Senin o mısın? Allah korusun yani öyle bir şey değil ama Senden de böyle hep bir yırtık bir şey bekliyorum ben çünkü benziyoruz seninle. Evet, evet, evet Ben bir tek aslında 40, 40 yaşından delirdim. sonra insan şey oluyor yani ben çok sevdim 40'lı yaşları. Değil mi? Eh geliyor böyle bir. Çok güzel. Değil Yeter mi? ulan. Evet. Tam öyle bir şey. Evet öyle bir şey. O hani artık kendim için yaşamak istiyorum ama ben şu an vakit olarak öyle bir imkanım yok. Ama dediğin çok doğru. İnsan ona zamanla geliyor. Hala gelemedim. Kendimi hala tam özgür hissedemiyorum. Ama işte hep şey kaygılı bir bağlanma, kaygılı bir işte babam ne der? Babam kızar mı? Babam küser mi? Yani küçük yerde büyümek, dikkat çeken bir çocuk, işte o laf eder mi? O söz söyler mi? İşte dedikodu olur mularla büyüyen bir kız çocuğu. Sonra işte ben Bursa'ya taşındığımızda da ortaokulda konservatuvara gitmek istedim. Babam dedi ki ne yapacaksın? Şarkıcı mı olacaksın? Bilmem ne mi olacaksın falan. Sonra üniversitede radyo televizyon okumak istedim. Ona da izin verilmedi. Çünkü öyle bir gelecek, onu bir meslek olarak görmedi benim ailem. Yani sen bir okul oku, ona da bakarsın sonra. Hep bunun geçici bir şey olduğunu Hep kaderimiz benzer zaten. Sen de iktisat okuyorsun. Evet. Gerçi ben engellenmedim. Ben hani Deseydim hani babam beni oyunculuğa itti yani. Hani benim bir tek orada ayrışmam var. Babam oyuncu evet, olduğu İsmail için. İsmail abicim canım evet, benim. Siz Haziran yani, evet, siz Aziran gecesinde birlikte canım benim babacığım. bir tanem. Yani e, benim öyle bir desteğim evet. hiç olmadı. Tam tersi e, işte haber spikerliği evet. oldu benim hayatımda. Neyse onlar uzun hikayeler. Orada da mesela babam ekrana çıktığım için buna çok bozuldu. istemedi. Sonra ona alıştı bana oyunculuk teklifleri geliyordu. Benim orada bir mutsuzluğum ve maddi olarak çok suistimale uğramam sebebiyle ki ilk sorunun cevapları genelde hayat yolumda o hep haksızlıklar. Hep suistimale uğradığın var. İşte evet. hep susmak, evet. e, karşı çıkmamak, işte hep büyüklerine karşı gelmemek, işte biraz şey fazla tevekkül, biraz işte neyse huzur bozulmasın. Bir de İstanbul'da hep yalnız bir kız çocuğu olmak. Yanımda arkamda hiçbir desteğin olmaması. Yani burada bir sorun var. Evet çok haksız vuruyorum ama bir şey dersem bunu da kaybedebilirim ve geri dönmek zorunda kalabilirim. Hayallerime ulaşamayabilirim. İşte gidip bankacı olmak zorunda kalabilirim tekrar. Çok özür dilerim bankacı arkadaşlarımdan, izleyenlerimden ama benim hayalim, planım olmadığı için bunu Tabii söylüyorum. Tabii ki bankacılığı küçümsemek değil. Ben de iktisat mezunuyum ama hayalim bankacı olmak değildi. Evet, evet. Herkesin bir hayali Okumak var. Okumak için okuduğum bir şey de evet. o benim ve e, gerçi oyunculuğa başladıktan sonra mesela ilk günden itibaren o açıları hemen çözmeyi iktisat okumaya bağlıyorum. Matematik her şeyde olduğu gibi oyunculukta da inanılmaz önemli. Her şeyin bir hani hayır vardır her şeyde hesabı. İkisi okumaktan da çok memnunum. Hayatta birçok şeyde faydasını görüyorum. Ama işte o fazla baskıcı büyümek, işte mükemmeliyetçi bir çocuk. E, onun için ben çocukların böyle yetiştirmemek istiyorum. Anneme babama da kızmıyorum. Çünkü onlar da kendi köylerinin ilk okuyan çocukları. Onların da anne babalarıyla aralarında fersah fersah bir fark var anne babalarının anne babalıklarından çok daha başka bir noktaya gelmişler ama işte aralarda buna işte kuşak farkı mı diyelim ne diyelim bilemiyoruz. Peki eş olarak da gene susan bir kadın mısın? Yani çok dertlendin ama Fırat çok zor bir zamanda. Fırat'a da buradan sevgiler yollayalım. Aman yok ya şimdi benim derdim onunkinin üstüne çıkmasın. Onu da başına arttırmayayım deyip susuyor. Susuyorum ya. Maalesef <laughs> Maalesef susuyorum. Çünkü benim eşim bir de şeker hastası. Ha. Ee, çok ciddi rahatsızlıkları var. Hmm. Ee, ben çok sabırlıyım. Çok. Felaket sabırlıyım yani. Bu iyi bir şey mi Burcu? Ya bu kadar iyi değil aslında. Ha. Yani bunu hatta bu kadarın böyle olmadığını ve benim oynadığımı düşünen çok insan olmuştur. Sonra zamanla beni tanıyıp ya yani çok özür dilerim. Oynadı gibi değil ama ben Burcu ne zaman patlayacak diye bekliyorum. Yani böyle büyük bir <laughs> En azından bir isyan. konuşabiliyorum artık. Evet. Ceyda. Şimdi evet, şimdi konuşunca Hı -hı. biraz daha hani uzak arkadaşız biz ama arkadaşız Hı -hı. sonuçta. Evet, yani evet, birbirimizle evet. bir bağımız var. Mesela sen var. diyorsun ya sosyal medyada paylaşım. Ben mesela seni işte doğayı paylaşabilen, paylaşabilen arkadaşlarımı çok takdirle ve eee Konuşmak istiyorum ben sürekli kendi içimde konuşuyorum evet. kendi kendime evet. yani şurası hiç susmuyor ve bu çok yorucu yani açık evet. konuşmak istiyorum aslında ama biraz beceremiyorum da onu yani telefonla ve sosyal medyayla bir türlü e, o vakti ve o şeyi alanı yaratamıyorum kendim için o konuda çok eksiğim eksik değilsin iki çocuk onları büyüttün. Bir de çok özverili bir annesin. Bunu tercih ettin. Bence evlatlar yetirince yaşa geldiğinde yani sen rahatladığında hı hı. doğadan da benden de daha iyi sosyal medyayı kullanacaksın kendi adına. E doğaya da buradan sevgiler yollayalım bu arada. Evet ee, çok sevdiğim çok hani çok sevdiğim gelsin. ve takip ettiğim, takdir ettiğim iki arkadaşım olduğu için onda aklıma Aynen. geldi. Ama işte dediğin gibi yani evet orada onu yapamıyorum. Burada başka bir şeylere kafa yoruyorum. Bir de ben balığa balığım. İşte, çok fena. Yani kendinden çok hep içine başkaları içine. için yaşayan biri. Hep evet. başkaları için. Hep ben idare ederim. Ben yani Bursa kızı sesinde okudum ben. Yani şöyle bir çocuk düşünebiliyor musun? Yani o Bursa kızı sesinin o PTT'nin önündeki otobüs duraklarından evet. her okul çıkışı bütün arkadaşlarımı bindirirdim. Yemin ediyorum bak. Parası olmayana para verirdim nesi kimin nesi yoksa onu verirdim herkesi gönderirdim kendim en son giderdim yani böyle bir ruh bu çok yorucu çok kıpırtıcı.